Hoş geldin sevgili Zafer. Hoş bulduk. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Çok bu arada teşekkürler. Ben de buraya ilk kez geliyorum. Evet. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Çok teşekkürler. Yaklaşık 3 ay oldu. 3 aya yakın. Bir haftamız daha var. Böyle küçük küçük adacıklarla da olsa hür basının, özgür basının sesinin kitlelere ulaşabilmesi çok önemli bir şey. Hepimizin birbirimize destek olarak, dayanak olarak, omuz omuza seslerin kısılmaması için mücadele etmemiz lazım. Çünkü sesleri kısmak isteyen bir hayli kalabalık kitle var maalesef. Evet, onlardan bir tanesi bir davayla başlamıştı. Senin Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı neye diyelim. Çünkü aynı şekilde bizim Mustafa Hoş'la ilgili de bir takım girişimleri oldu. Mustafa Hoş'un o açıkladığı bir cümleye üzerine yaptığı bir yorumu YouTube'dan kaldırttı. Neye? Vallahi bizim kendisini de göstermemeye çalışıyor. Fotoğrafını da kullanması bir şekilde yasaklandı. Biz şimdi ne fotoğrafını kullanıyoruz ne de kendisinin ismini telaffuz edebiliyoruz. Zaten gerek de yok. Çünkü mesele kişilerle ilgili bir mesele değil sevgili Zeynel. Evet. Yani kişilerle, vakıflarla, kurumlarla filan sınırlı bir mesele değil. Mesele karanlıkla aydınlığın çatışması. Yani yasalara aykırı olarak, anayasaya aykırı olarak, bütün temel insan hakları metinlerine aykırı olarak, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem Avrupa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve insan vicdanının izin vermediği bir şeye karşı tavır alıyoruz. Oyun yaşında, bırak okul yaşını, oyun yaşında bebek denecek yaştaki çocukların evlendirilmesi, yani erkeklere köle edilmesi ve daha da ağırı, yani meseleye sadece bir evlilik olayı olarak da bakmıyorum ben. Evlendirdiğin zaman küçücük bir çocuğu, izleyicilerimizden affına sığınarak söylüyorum, bir yetişkin erkeğin yatağına sokmaktan söz ediyorum. Hayır. Bu bir pedofili suçu. Bu bir ağır bir suç. Yani hem yasal olarak hem de vicdani olarak ağır bir suç. Biz bu suçun işlenmesine karşı tavır alıyoruz. Ve bu suçun işlenmesini savunan, mazur gösteren ve bunu da böyle dini metinleri kendilerine referans alarak mazur göstermeye çalışan, dini kendine referans alan, destek almaya çalışan insanlara, kişilere, kuruluşlara toptan bir tavır alıyoruz. Burada o sözleri zikreden bir vatandaş, bana hakaret edildi filan diye ortaya çıktığı zaman da işte koşuyorlar mahkemelere filan, bir takım böyle adalet mekanizmasında meşgul ediyorlar. Nitekim işte dün de gittik biz, beraat ettik. Ama bu mücadelemiz, bu karanlık düşüncelere karşı mücadelemiz sürecek. Hiç kimse de bu mücadelemizin önüne geçemez. Bu beraat kararı çok kolay çıktı aslında. Çünkü bu türlü davalarda beraat olmayabiliyor yani, yıllarca. Geçmişte mahkum olan insanlar insan da olmuş. Var yani. Ama işte bunlar yargının bir takım böyle açık noktalarını kullanıyorlar. İşte kişisel bir hakarete giydiriyorlar falan filan bunu. Ben iki duruşma sonucunda beraat ettim ve mahkeme yargıcına meseleyi gayet net bir şekilde anlattım. Ben bu şahsı tanımam dedim. Evet. Etmem. Ya hakaret gibi bir zaten kastım da olmaz. Kimseye hakaret etmemişim ben bugüne kadar. Dolayısıyla meselenin bir vicdan meselesi olduğunu, dediğim gibi çocukları korumamız gerektiğini, kadınları korumamız gerektiğini. Çünkü mesele aslında bütünlüklü bir mesele. 6 yaşından itibaren ileride örneğin işte 14 sene sonra yahut işte 20 sene sonra yetişkin bir kadın olacak bir bireyi korumaya çalışıyoruz. Biz toplumun dezavantajlı kesimini korumaya çalışıyoruz. Çünkü bu insanlar, bu karanlık düşünce o karşı cinsten olan bireye 6 yaşında nasıl bakıyorsa 66 yaşında da öyle bakıyor. 36 yaşında da öyle bakıyor. Değersiz bir mal gibi, çok affedersin, ya da bir cisim gibi bakıyor. Onu böyle işini gördürecek, işte etrafında dolaşacak, bir takım ihtiyaçlarını giderecek bir yaratık olarak görüyor. Değersiz bir yaratık olarak görüyor. Halbuki ben dün mahkemede de söylediğim gibi, biz kız çocuklarının bırakınız evlendirilmeyi, eğitim yaşamlarını
en az erkek bireyleri gibi toplumun kesintisiz sürdürmeleri, ileride bizim gibi gazeteci olmalarını, mühendis olmalarını, avukat olmalarını, asker, polis, hakim, yargıç, neyse bütün mesleklerde bizim gibi toplumun eşit bireyi olarak toplumda görevlerini yapmalarını savunmamız lazımken, aman bir an önce gencecik kızı evlendirelim, işte yerliğe sokalım. 6 yaş. Evet yani. Telaffuz ettiği rakam 6 yaş. Evet yani hani ben mesela kız babasıyım. Hani bir kız babası olmaya da gerek yok. Yani bu dünyada yaşayan. Vicdanlı insan olmak. Yani bir insan olmak bile yetiyor buna tavır almak için. Aldık, alacağız. Almaya da devam edeceğiz. Aslında yayınımızın akışının sonuna doğru koymuştum ama arkadaşlarım eğer müsaade ederlerse şimdi aslında o haberi verelim. Mustafa Hoş'un bu sabah telaffuz ettiği Denizli'nin Çivril ilçesinin Akpınar Mahallesi'nde bulunan Süleymancılar Tarikatı'na ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu'nda 12 yaşındaki bir öğrenciye belletmen Emre T. tarafından defalarca tecavüz edildiği ortaya çıktı. Ama bu haberin bu habere yasak geldi. Evet. Biz de bu yasağı duyurmak için bu haberi söylüyoruz. Diyoruz evet, ki bu haber yapmak yasak. Serbest. Bu halkı işlemek serbest, çok özür dileyerek bu tabiri kullanacağım ama bunu haber yapmak yasak. Aynen. Böyle de bir ülkede yaşıyoruz. Bugün Mustafa Hoş'un bu konuya gösterdiği, daha doğrusu haberin yasak olmasını duyurmasıyla ilgili yorumlarını dinleyebilir miyiz arkadaşlar eğer hazır ederse? Tamam, o zaman bir dinleyelim Mustafa Hoş. Olayı anlatmayacağım. Neye yayın yasağı getirildiğini söylemem lazım ki. Hani şimdi yayın yasağı var desem neye yayın yasağı getirildi? Yasalara uymak lazım. Ben de bu yasağa uyacağım. Neye yayın yasağı getirildiğini anlatacağım. Denizli'de yayın yasağı kararı verildi. Şunun için verildi. Süleymancılara ait Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu var. Yasağı duyuralım ki biz de en azından kamu hizmeti yapalım. Kamu spotu yapalım. Şimdi bu binanın olduğu yerde Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu, Süleymancılara ait bu yurt. Süleymancılara ait bu yurtta bir belletmen, yayın yasağına göre bir belletmen, kendisi 19 yaşında, 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ediyor. Bu yüzden bu haber ortaya çıktığı için valilik ve mahkeme yayın yasağı kararı aldı. Yurt müdürüne gidiyor çocuk. Kendisine tecavüz edildiğini söylüyor. Yurt müdürü hemen o belletmeni bir başka Süleymancı yurduna, hani tarikat yurtlarına ağ gibi sardı ya Türkiye'yi, bir başka yurduna gönderiyor, sürgün gönderiyor. Ve olayı kapatmaya çalışıyor. Çocuk o yaşadıklarına dayanamıyor. Ve okulda bir intihar mektubu yazıp mektubu pencereden atıyor. Bulan insanların okumasıyla birlikte durum ortaya çıkıyor ve o belletmen yakalanıp gözaltına alınıyor. Belletmen yakalanıp gözaltına alınınca bu yurtta mühürleniyor. Bu mühürlendikten sonra da yayın yasağı kararı alınıyor. Şu anda ben size Denizli'deki yayın yasağını anlattım. Kamuya duyurulması lazım bu yayın yasağının ki herkes dikkatli olsun. Bu yayın yasağı olan konuyu daha fazla konuşmasın. Daha fazla anlatmasın. Siz de niye yayın yasağı aldığını, bu konuda yasak var. Bak böyle böyle şeyleri söylerseniz bu yasak diye bunu anlatın. Etrafınıza anlatın. Herkese anlatın. Söyleyin ki bu yayın yasağını herkes duymuş olsun. Siz de Denizli'de 12 yaşındaki bir çocuğa Süleymancı tarikatı yurdunda tecavüz edildiğinin söylenmesinin yasaklandığını söyleyin. Ki bu yasağı herkes duysun. Mustafa Hoş aracılığıyla bu yayın yasağını, hangi habere yayın yasağı geldiğini duyurmuş olduk gördüğün şimdi, gibi. Şimdi burada vahim tarafı ne biliyor musun sevgili Zeynel? Bu tür hadiseler her yerde olabiliyor. Hı hı.
Yani çok doğru düzgün bildiğimiz eğitim kurumlarında da oluyor. Başka kurumlarda da, yurtlarda filan da oluyor. Hani sık sık böyle dini eğitimin çocuklara verildiği Kur'an kursu, işte bilmem necilerin, bilmem tarikatının, bilmem neciler cemaatinin kursu şeyinde de oluyor. Her yerde olabiliyor. Geçenlerde başka böyle çok pırıl pırıl bilinen bir okulda da olduğu haber verildi. Başka okullarda da olmuştur. Şimdi önemli olan şu. Eğer bu her yerde olsa bile, bütün Türkiye çapında, bütün dünya çapında olsa bile bir yerde olmayacak. Nerede? Dini eğitim verilen, evet, yani din adamlarının gözetimindeki bir yerde olmayacak. Yani 99 tane böyle haber olsa, o 99 haberin içinden bir tane bir din adamı çıkacak diyecek ki. Ama genelde bakıyoruz oralarda oluyor. Bu sadece İslam alemiyle sınırlı da değil. Fıkıh Der Vakfı. Evet, bütün bu buralara, evet, ki davaların çok yakından. Maalesef izliyoruz. Maalesef bu sadece İslam alemine ait bir şey de değil. Sen de bilirsin, ben de bilirim. Evet. Dünyayı çok yakından takip eden iki emekli, evet, değil, dış muhabiriz. Evet. Hristiyan aleminde de çok yaygın, evet, böyle şeyler. Katolik okullarında, Katolik kiliselerinde filan, evet, olağanüstü boyutlarda şeyler var. Önemli olan İşte din kisvesi altında bunları yapanları ekspoze etmek, bunları teşhir etmek ve fahiş etmek. Yoksa kimsenin dinle bilmem neyle problemi yok. Ben de dün şeyde duruşmada bu konuyu böyle işte gündeme gelince hararetli bir tartışma başladı. Bizi İslam işte düşmanlığıyla, din düşmanlığıyla filan suçlamaya kalktılar. Ne alakası var? Yani kimsenin İslam'la, Hristiyanlık'la, Yahudilik'le, Budistlik'le yahut bilmem işte başka dinlerle mezheplerle bir problemi yok. Mesele bunları bizlerden daha koyu bir şekilde savunan, yani Allah öğretisini, dini kitaplar öğretisini bizlerden daha büyük hararetle savunanların tırnak içinde ateistten, işte putperestten, tırnak içinde gavurdan daha fazla böyle ahlaksızlıklara başvuruyor olmaları. Hı hı. Bu dini kurumlara düşen vazife, işte bu haberde geçen bilmem neciler tarikatı, bilmem neciler cemaati, işlerinden böyle insanları temizlesinler ki o kurumlar temiz dursun. Söylediğimiz bu. Kimsenin dininle ya da işte cemaatiyle falan kimsenin problemi yok. Öyle. Şimdi bir son dakika bilgisi arkadaşlar göndermişler. Onu da paylaşayım. Sohbetimize öyle devam edelim. İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında bir yük gemisi kıyıya çarpmış. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmiş. Onu duyuruyoruz. Tanker taşıyan gemi makine arızası yapmış anladığım kadarıyla. Pilotlu bir gemi ve de teknik bir sorundan dolayı da kıyıya çarpmış. Liberya bayraklı 191 metrelik bir gemiden bahsediliyor. Tabii talihsiz bir kaza ama inşallah bunu Kanal İstanbul tartışmalarında malzeme olarak aynı kullanmazlar. Şeyi, aynı şeyi işte bakın iki günde bir gemiler çarpıyor filan demezler. Oysa ki akıllı bir insan, yani aklı başında bir insan ya da bilimsel verilerle bir takım mevzuları değerlendiren insanlar bu tür yani kazaları ve kazaların belli bir güzergahta oluşturduğu riski değerlendirirken kaç sefer, kaç gemi geçişi ve yüzde ya da binde ya da milyonda kaç bu tür hadise yaşanıyor, o tür verileri değerlendirdiler. Yani iki tane yani uçak düştü diye. Yani o yalıya çarpan gemi dışında 1994'te en son kaza oluyor İstanbul Boğazı'nda aslında. Yani tabii bu sıklık bilimsel bir bazda değerlendirilmeli. Mesela oturup kalkıp Independent tankeri hadisesini tartışıyoruz. Evet, kaçtı, 1979 muydu? Evet, 78 galiba. 78 ya da 79. Evet, İstanbul Boğazı'nda tarihin en büyük kazası. Roman bandalı. İşte günlerce yandı. Ciddi bir çevre kirliliği oluştu. Ciddi bir hayati risk oluşturdu filan. Ve hep bu örnek gösteriliyor. Evet ama ne yapacağız? Yani gemi denen ulaşım vasıtasını yasaklayacağız mı? Hı-hı. Boğazları mı kapatacağız? Hayır, önlem alacaksın. Evet. Uçak düşüyor diye hava ulaşımını durdurmanın bir alemi yok. Ya da sözü adalara getireceğim. Bir takım sorumsuz insanlar, vicdansız insanlar atların sağlığına önem vermiyorlar diye fayton hadisesini dünya yüzünden silmeye kalkışanlara da karşı. Evet. Niye kaldırıyorsun yani? Adam gibi baksınlar atlara. Dünyanın her yerinde. Sağlık karantinalar dışında, evet, sağlık merkezleri. Evet, mafyayı terk etmesinler. Aynen. Belediye kendisi çalıştırsın. Oraya ahır koysun. Zaten bu bir alışkanlık haline geldi. İşte rahatsız ediyorsa tamam yasaklıyoruz bunu.
Bu değil. Yollardaki arabaların her kolay iş. Yol açtıkları şeyler, kazalar, işte sorumsuzluklar, ne yapacağız? Araç trafiğini yasaklayacağız. Bir anda yasaklayacağız. Böyle bir şey yok. Biz, valinin yaptığı bir basın açıklaması var. İzleyicilerimiz için onu da okuyayım. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 19 mürettebat ile kılavuz kaptan eşliğinde Boğaz'dan geçiş yapan Liberia bandıralı Songa Iridium adlı yük gemisi saat 12'de makine arızası sinyal vermiş. 12.13'te de Rumelihisar'ın mevkiinde kıyıya çarpmış. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkları ile sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok. Neyse, bu kadar yeter bence. Bir dinleyicimiz mesaj atmış, diyor ki ben de tam Kanal İstanbul tartışılırken ne zaman bir gemi bir yere çarpacak diye bekliyordum diyor. Yani tamamen tesadüf de o. Büyük bir ihtimalle öyle de. Ama insanlar görüyorsun artık neler düşünmeye başladılar, değil mi? Bu da var yani. Tabii yani, çünkü bir takım olmayan şeyleri bahane edip olmayan şeylere dava açılması, yasaklanması, insanların mahkum edilmesi, bugünkü Sözcü davası herhalde konuşacağız onu da, bilmiyorum. Tabii tabii. Yani olmayan şeylerden. İşte Sözcü davasına girelim, çünkü orada ilginç bir sonuç var. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazeteciler ve çalışanlara yönelik FETÖ-PDY'ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan açılan davanın 11. duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yazar Emin Çoloşan'a 3 yıl 6 ay 15 gün, yazar Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, yönetmeni Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay ve de sözcü.com.tr haber koordinatörü Yücel Arı'ya 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu'ya 2 yıl 1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yüce Kaleli'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Murat Akbay'ın dosyası ayrılmış, Mediha Olgun da beraat etmiş, onu da bilgi olarak verelim. Sözcü Gazetesi ile ilgili haber bu. Sözcü Gazetesi de haberi basın tarihine kara leke diye duyurmuş. Onu da gazeteci aynı şeyi Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarına da yapmaya kalktılar. Yani, şimdi o basın ilan kurumunun reklamlarının kesilmesiyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi, Evrensel Gazetesi, evet. Bir Gün Gazetesi, evet. Ona yönelik böyle karar var. Yani basın ilan kurumu bir şekilde gazetelere demokrasinin kılıcı gibi böyle, hani biz hata aynı yaparsanız. Aynı zamanda da savcılıklar. Yani her bir yazıdan, her bir kelimeden, her bir köşe yazısından, mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne basın ilan kurumunun ceza vermesi, ilan ve reklamı kesmesinin gerekçesi olarak sunulan şey dünyanın başka bir yerinde görülemeyecek, yaşanamayacak bir şey. Bir köşe yazarı yorumunda Barış Pınarı harekatını eleştirmiş. Yani niye yapılıyor bu harekat gibilerden bir yazı yazmış. Ya Barış Pınarı harekatı eleştirilemez mi? Ya da başka herhangi bir icraat hükümetin eleştirilemez mi? Aynen. Ya da başka herhangi bir tasarrufu eleştirilemez. Hiçbir şeyi eleştirmeyeceksiniz. Size ilan yasağı getiririm. Size dava açarım. Mahkeme koridorlarında süründürürüm. Gelir kaynaklarınızı kısarım. Şimdi o zaman dönüp baktığımızda dünya basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü liginde niye alt sıralara düşüyoruz diye ağlamayacağız o zaman. Evet yani. Kalkıp da size bu konuda uluslararası platformlarda herkes parmağıyla gösterip işte bu ülke basın ve ifade özgürlüğü açısından dünyanın en dibinde, o ligin en dibinde yer alıyor dediği zaman, o zaman alınmak ağlamak yok. Evet. Şimdi gemi görüntüleri gelmiş, arkadaşlar bize bildiriyorlar. O görüntüleri de ekranda şu anda biraz önce söylediğimiz haberle ilgili bir şekilde. Neresi bu? Burası Sarıyer. Ha, Sarıyer. Sarıyer. Sarıyer'de bir bölüm. Evet, hakikaten bayağı ciddi bir şekilde kıyıya kadar gelip tamamen makine kaynaklanan. Orada bir bina olsa bayağı bir hasar vermesi, evet, mümkün. Allah'tan betona çarpmış. Sarıyer'de orada. Evet, öyle bir bölüm yok. Benim tamamen de çok sık dolaştığım sahillerde. Orası de demek mi? Devam edeceğiz böyle. Sen eve giderken oradan geçiyorsun. Dikkat edeceğiz. Evet, Sarıyer'de o bina. O görüntüyü bir kez daha verebilirsek arkadaşlar. Görüntüyü bir şekilde gösterelim. Liberia bayraklı 191 metre boyunda bir gemiden bahsediyoruz. Evet. Sarıyer açıklarında. Pilotlu gemiymiş aslında ama
makine arızası olduğu için de. Tabii bereket yük gemisi hani akaryakıt ya parlayıcı, evet, yazıcı, evet, patlayıcı bir madde taşımayan bir gemiye benziyor. Tabii nereden baksan ciddi bir risk. Şimdi kare tabii oturmuş. Burada biliyorsun hep aynı tartışma yaşanır bu gemilerin yaptığı kazalardan sonra. Ticari gemilerin kılavuz kaptan alma zorunluluğu yok biliyorsun. 200 tonluk herhalde bir şey. Evet, bir onun limit dışında, var. Bir limit var. Onun üstündekiler kılavuz kaptan alıyorlar. Almak zorundalar. Onun altındakileri almak zorunda değiller. Türkiye ne yapabiliyor? Bazen çok kötü hava koşullarında boğaza girişleri yasaklıyor. Öyle bir yetkisi var. Yani Montreux çerçevesinde falan da herhalde o yetkisini kullanıyor. Ama tabii yani bunlar işte dümen kilitlenmesi. Bu türlü işte, bu türlü gemileri gece bir kere yasakladılar. Orası ta işte o en son kazadan sonra saat 22'den sonra bu belirli tonlarda gemilerin üstündekileri yasakladılar. Gece geçişi yok. Evet. Aslında ama, bayağı önemli bir radar ağı kuruldu biliyorsun bundan 20 ya da 30 yıl önce. O şeylerde görürsün önemli burunlarda radarları filan. Ciddi bir güvenlik mekanizması var ama tabii neticede işte bunlar kul yapımı aletler. İnsanlar kullanıyor ve işte her yerde olduğu gibi hata kaza olabiliyor. İşte olabiliyor tabii. Dünyanın en mükemmel uçak üreticisi Boeing'in ürettiği bir koca seri şu anda uçamıyor. Bir ciddi arızadan dolayı Max mi? 737 Max, Max galiba. Hava ulaşımında da aynı şeyler olabiliyor. Yani. Evet. Bu konuyu zaten bol bol Kanal İstanbul konusunu konuştuğumuzda bir bağlantı yapacağız. Onda da girebiliriz.